Batuhan ve Fatma Nur Kılınç çifti daha bir ay önce evlendi. Aşçı olan genç sabah saatlerinde çalıştığı çorbacıdan çıkarken bir arkadaşının otomobilini ödünç aldı. Ancak arabayı geri getiremedi çünkü eve dönüş yolunda hayatını kaybetti. Onun kaza yaptığı yere gelen bir aylık eşi Fatma Nur, kocasının cansız bedenini görünce yere yığılıp kaldı. Bir bezle örtülen cesedin başından dakikalarca kalkamadı. Çoluk çocuk arabacı olmuştu, ortalık dalım kokuyor. Yürüdüğüm yolları baba yordum. Hayalde yaşadık yedik vurgun. Ağaca girip ortadan ikiye ayrılmış bir otomobil, yanında bir ceset ve acı içinde gözyaşı döken bir eş. Daha bir ay önce evlenen çifti işte bu feci kaza ayırdı. Sağlık ekipleri eşinin başından ayrılmayan Fatma Nur'u bir türlü cesedin başından kaldıramadı. Batuhan Kılınç aynı işletmede çalıştığı arkadaşına ait otomobille sabahın erken saatlerinde çalıştığı restorandan çıkıp evine doğru yola çıktı. Alparslan Türkeş Bulvarı'na geldiğinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Batuhan hemen ekipler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Ancak sağlıkçıların yapabileceği bir şey yoktu. Genç aşçı hayatını kaybetmişti. Kaza haberini alıp olay yerine gelen eşi Fatma Nur Kılınç'ın acısı büyüktü. Daha bir ay önce hayatını birleştirdiği eşi artık yoktu. Çoluk çocuk arabacı olmuştu, ortalık dalım kokuyor. Yürüdüğüm yolları baba yordum. Hayalde yaşadık yedik vurgun. Bezle örtülen cesedin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Efendim, hiçbir şey yok ona. Hadi gel bakalım. Hadi, hadi gel. Gitme, yanından ayrılmayız. Tamam, gel hadi. Eşinin cesedi kaldırılana kadar oradan gitmedi. Kendini yere atıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Kaza yerine gelen yakınlarına sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Kaza haberini alıp olay yerine gelen bir yakını da ayakta duramadı.